Aman o hükümet konağının önündeki cam yok mu? Büyük, taş camı, merkez. Hiç görmemişim de gözlerken duymadım. Bulamadım da oradan fıstıklarınıza. Arıyorum. Gelecek mi geldin? Okurlar şimdi. Okurursun. Ben çok seviyordum renkli. Onlar Gürün'den gelmeler Malatya'ya. Aileleri. Ondan sonra işte onların annesi babası biraz şeylerdi birbirine şey. Onlar o çocuklar yetimhaneye gittiler. Yetimhanede büyüdüler, okudular. En son gazeteci oldu. Ama çok efendi bir çocuktu. Ben gördüğü zaman anam deyip böyle bana sarılıyordu. O kadar şey. Ondan sonra anası babası öldükten de kardeşlerini de yanına aldı. Ondan sonra işte evlendi. Orada yuva kurdu. İyiydi işte. Adamı bitirdiler. Nasıl bir çocuktu Hrant Dink? Çok efendi bir çocuktu Dink'de. Merhametli, şeyli, büyüklerini saygısız şeyi o kadar şeydi ki adam. Saygısız falan çok güzeldi her şey. Hani kim olursa olsun. Herkes aynı muameleyi yapardı. Yani o kadar efendi bir çocuktu. Kilisenin arka tarafındaydı evleri değil mi? Yanıydı. Yok, epey aşağıda Gürünler Mahallesi denirdi onlar. Kilise epey aşağıda ama. He. Kiliseden biraz arada var orada. Gürünler'in evi, adı da Gürün Mahallesi'ydi. Gürünler'in yani orada. Bunlar işte.